Bundan önceki videoda kabuk yöntemini kullanarak ekranda gördüğünüz cismin hacmini hesaplamak için bu belirli integrali oluşturmuştuk. Bu videodaysa integralin neye eşit olduğunu bulmaya çalışacağız. İfadeyi sadeleştirerek başlamamız gerektiğini düşünüyorum ve bir bakalım. Sanırım önceliği buna vermemiz gerekecek. y artı 1 yazıyorum. y artı 1 eksi parantezi koyayım. y kare eksi 2y artı 1 buradaki ifadenin karesini aldığımı söylememe gerek yok sanırım. Bu parantezi açınca da y artı 1 eksi y kare artı 2y eksi 1 elde ederiz öyle değil mi? Bu 1 ve bu eksi 1 bir birbirini götürür geriye eksi y kare artı 3y kalır. Şimdi bunu 1 de y artı 2 ile çarpmamız lazım. Hadi o zaman. y çarpı eksi y kareden eksi y küp elde ederiz. y çarpı 3 y'den de artı 3y kare. 2 çarpı eksi y kare eksi 2 y kare eder ve 2 çarpı 3 y de 6 y. Bunu biraz daha düzgün hale getirelim. 3 y kare eksi 2 y kare y kare eder öyle değil mi? Yazıyorum. Eksi y üzeri 3 artı y kare artı 6 y. Evet bu kısmı bu şekilde sadeleştirebildik. 2 pi'yi integralin dışına da taşıyabiliriz. Yazıyorum, y eşittir 0 ile y eşittir 3 arasında dy'yi de yazalım, 2 pi'yi de dışarı taşıyalım. Tamam, oldu. Bu bize hacmi verecek. Ters türevi almaya da hazırız zaten. 2 pi çarpı. Bunun ters türevinin 3'te aldığı değerle 0'da aldığı değerin farkı. Ters türevi farklı renkler kullanarak yazayım. y üzeri 3'ün ters türevi y üzeri 4 bölü 4'tür değil mi? Eksi işaretini de unutmamamız lazım. Eksi y üzeri 4 bölü 4. y karenin ters türevi ise y üzeri 3 bölü 3'tür. Ve 6 y'nin ters türevi de 3 y karedir. Evet artı 3 y kare. Bunun, bunun 3'te ve sıfırda aldığı değerleri bulmamız lazım demiştik. Peki eşittir 2 pi. Aynı renkleri kullandığımdan emin olayım. 3 üzeri 4 81 eder. Eksi 81 bölü 4. 3 üzeri 3 27'dir. Artı 27 bölü 3 yani 9. Burası da 3 çarpı 3'ün karesinden 27 eder. Bunların sıfırda aldığı değer ise başka bir deyişle y'nin yerine sıfır koyarsak sonuç sıfır olur öyle değil mi? Bu yüzden de ifadenin sıfırda aldığı değerle ilgilenmemize gerek yok. İşlemi de yapalım. Bir bakalım. Toplarsak 27 artı 9 36 eder. Evet burası 36'dır. Buna bir de eksi 81 bölü 4'ü eklersek ortak payda ne olur? Eşit. 2 pi çarpı ortak payda, evet sizin de tahmin ettiğiniz gibi 4 olacak. Paydaya 4'ü yazalım. Eksi 81, evet bölü 4. 36 çarpı 4 ise 144 eder. Doğru oldu, değil mi? Evet, 36 çarpı 4 144 eder. 30 çarpı 4 120, 6 çarpı 4 de 24, evet 144. 144 eksi 81. 2 pi çarpı. Aslına bakarsanız bir sadeleştirme daha yapabiliriz. Çünkü burada 2 ve 4 var. Payı ve paydayı 2'ye bölünce burada pi, burada da 2 kalır. Evet, pi çarpı. Bir bakalım. 144 eksi 81. 81 değil de 80 olsaydı sonuç 64 olurdu. 81, 80'den 1 fazla olduğuna göre sonuçta bir eksik yani 63 olacak. Tamam, 63 pi bölü 2 doğru oldu değil mi? 60 artı 81, 141'e der, 1 3 daha 144. Evet doğru. İşte bu kadar. Bir jet motorunun ön kısmına benzeyen bu cismin hacmini bulduk.